Evet, Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. 5 Mart 2019. Bu bir yerel seçim. Ve önce karşımda aslen CHP'li ama İyi Parti'nin de desteğini üzerinde almış Zeydan Karalar var efendim. O bir belediye başkanı ama aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayı, Millet İttifakı'nın adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizin ve ekibiniz Adana'yı şereflendirdiniz. Estağfurullah. O şeref bize ait. Adana'yı seviyoruz. Adana sizi çok seviyor. Sizi kıskanıyorum. Ya o kadar çok Adana'ya geliyorum ki ben. O kadar seviyorum ki Adana'yı. Ama Adana da sizi çok seviyor. Sağ olsunlar. Bize ilk günden beri sahip çıkıyorlar. Evet. Konuştuğum herkes çok selam söyle. Sağ olsun. Bayanlar, erkekler, herkes. Ay sağ olun. Ne güzel. Acayip size aşık. Eksik olmayın. Ben biraz kıskanıyorum yani. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi biraz sonra sizin rakibiniz de gelecek ama. Ya şöyle daha... O bizim kardeşimiz. Kardeşiniz abi, Hüseyin abi, Sözlü. Abi, ne güzel. Bak işte bunu görmek istiyorum. Evet. Bu bir yerel seçim. Bugünkü etiketimiz. Nasıl buldunuz? Bugün biz böyle bir etiketle çıktık. Diyoruz ki her etiketi yani her manşette diyoruz ki bu bir yerel seçim. Onu dün Binali Yıldırım söyledi. Gayet bizim de hoşumuza gitti. Ne diyorsunuz? Bu bir yerel seçim. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız değişmeyecek. Evet. Parlamento değişmeyecek. Bakanlar değişmeyecek. Sadece o kente hizmet eden insanların değişmesi söz konusu. Eğer önceki hizmet edenlerden halk memnunsa onları tekrar seçecek. Değilse onları değiştirecek. Yani ne bir beka sorunu var ne bir başka bir şey var yani. Sadece ve sadece bir yerel seçim var. Yerel seçim. Siz de mesela Hüseyin Sözlü ile ikiniz böyle bir rekabet yapıyorsunuz. Gözlemimi paylaşabilir miyim? Tabii efendim. Muazzam bir heyecan var kentte. Evet. Sizin seçilmeniz de tabii sizin kesimde de farklı kesimlerde de bir heyecan yaratmış. Öbür tarafta da bir heyecan yaratmış. Fakat hani nasıl diyeyim 31 Mart akşamı benim dikkatle takip edeceğim yerlerden birisi burası. Çok heyecanlı olacak burada seçim. Çok merak etmenize gerek yok ya biz seçimi kazanacağız. Öyle mi? Nasıl? Ya, ne diyorsunuz? Yani halk bize oy verecek. Sizi sevdikleri gibi birazcık da bizi seviyorlar. Bir şey soracağım. Siz niye Büyükşehir adayı oldunuz Adana'da? Niye Büyükşehir adayı oldum? Ya ben Adana'yı çok seviyorum. Ben hani çok tipik bir Adanalıyım. Adana'nın bütün özelliklerini taşıyan biriyim. Bu kenti seviyorum. Bu kente oturanları çok seviyorum. Bu kente hizmet etmek istiyorum tabiatıyla daha fazla. Ve Seyhan'da yaptığımız işler, yazdığımız destan, gösterdiğimiz başarı bütün Adana'da çok konuşulmaya başlandı. Ve aslında ben halkın çağrısına uydum. Hani dediniz ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İyi Parti destekli. Esasında ben her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi adayıysam İyi Parti destekli. Hani sanki ben bir parti kurmuşum. Bu partinin adı Adana Partisi ve bu Adana Partisi'nin adayı gibiyim. Ya inanın daha önce AK Parti... Mesela HDP'ler de destek veriyor mu? Herkes destek veriyor. Herkes destek veriyor. AK Parti'den MHP'den geliyor mu? AK Parti, MHP o kadar çok sayıda insanlar destekliyor ki her siyasal yelpazeden daha önce diğer partilere oy vermiş binler Zeydan diyor. Bu nasıl oluyor Zeydan Bey? Ben şimdi bunu sormak istiyordum size. Dün ben kentte çok dolaştım. Burada tabii bütün gözlemlerimi birebir anlatamam burada. Çünkü tarafsız da davranmam gerekiyor fakat. Fakat bir ama şey gözlemi anlatmak, tarafsız davranmak tır zaten. Gözlemim yani. Şöyle, onu söyleyeyim size. Yani Zeydan Karalar tahminlerin çok ötesinde bir performans sergiliyor. Ve yani sanki seçimi kazanacak gibi bir hava. Bu illüzyon mu, gerçek mi? Bu nasıl oldu bu hava? Bu gerçek tabii. Tabii şimdi bakın. Adanalı çok farklı bir tabiata sahip. Bir kere insanlığa, feodaliteye, ilişkiye, öneme. Emeğe. Dikkat eder, emeğe dikkat eder. Şimdi çalışıyorsunuz, iyi işler yapıyorsunuz, kaynakları çok iyi kullanıyorsunuz, vakti çok iyi kullanıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, her derdiyle ilgileniyorsunuz vatandaşın, gönül bağı kuruyorsunuz. Yani arada ne meziyet varsa... bir yerel yönetici de onu sizde buluyor. Dolayısıyla da ciddi bir destek görüyorsunuz. Ben şöyle sormam lazım. Hani Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diyoruz ya. Evet. Şimdi mesela ben Adana'yı dün dolaşırken işte gördüm. Adana merttir. Adana yiğittir, cesurdur. Adana kardeşliktir, Adana paylaşımdır. Sizi Adana tanıyalım. Yardım siz nasıl bir insansınız siz? İşte o sloganlarda yazılan gibi. Siz kaç yaşındasınız? Ben 61 yaşındayım. 61 yaşındasınız. Evet. Hangi takım? Beşiktaş. Beşiktaş. Adana'da? Adana'da Demirspor. Demirspor. Ama ben artık iki takımı da çok seviyorum. Belediye başkanı olarak ikisine eşit mesafede olmam lazım. Evlisiniz. Evliyim. Çocuk. Üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında çocuklar? Biri 34. Ha büyümüş. 31. Oo, kurtarmış. Evet ya çok çok büyüdüm. İki mühendis oğlum var. Bir doktor kızım var. Çocuk.
doktoru. Kızınız uzman, doktor. Evet doktor. Maşallah çocuklar okumuşsunuz. İki oğlum mühendis, benim iki şirketime bakıyorum. Benim Adana'da bir, İstanbul'da bir şey, Ankara'da bir şirketim var, onlara bakıyorlar. Peki siyaset nasıl oldu? Onu biraz ben, hani ben bunları biliyorum, ansiklopedik bilgi ama bugün ya sizi Adana'nın dışında herkes izlesin istiyorum. Herkes öğrensin. Evet, siz Adana, siyasete nasıl girdiniz? Şöyle, hani rahmetli Ecevit Kıbrıs'ı çıkartma yaptığından beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir sempati duyduk. Evet. Ve gençlik yıllarından itibaren çizgimiz Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi. Atatürk'ün kurduğu parti, hani demokratik sol, sosyal demokrat, bu çizgide bir adamım ben. 1976'dan beri partinin içindeyim. Gençlik kollarında çalıştım. Gençlik kolları başkanlığı yaptım. Makine mühendisi oldum. En genç makine mühendisleri odası başkanıyım. O sonra işte il başkanı oldum. Ön seçimde belediye başkanı oldum. Daha bir iş hayatımda da ben işçi olarak başladım. Sonra mühendis oldum. Yani en son işim Okan Teksin'in genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği. Peki. Şimdi Büyükşehir adayı oldunuz. En önemli proje, biraz sonra detaylandıracağım ama en önemli, mesela 1 Mart'ta, 31 Mart'ta seçildiniz, 1 Nisan'da o koltuğa otursanız Adana için, Türkiye için ne yapacaksınız? İşe nasıl başlayacaksınız? Şöyle söyleyeyim, şimdi Adana'yı bir kere ilk önce tanımlayalım. Tamam. Adana, 4. büyük il 1990'larda. Evet. Tarımda önemli bir il. 1. il. Süper Lig'de 2 takım, siyasette söz sahibi, sanatta söz sahibi, sanayide yine söz sahibi 4. il. Evet. Bugünkü Adana ihracatta 12. sanayide 11-12. gelirde 17-18. işsizlikte şampiyon, ulaşımda felaket, altyapı sorunları olan, kirlilik, hava kirliliği son derece yüksek olan, engelli sorunların olduğu, sokak hayvanları sorunlarının olduğu bir il haline geldi. Evet. Hani şunu demek belki çok basit bir şey olur. Şunu yapacağım demenin ötesinde biz yaptığımız her araştırmada birinci sırada ya işsizlik çıkıyor, ya altyapı çıkıyor, ya da ulaşım çıkıyor. Bunlar bazen yer değiştiriyor ama çok ciddi, hı-hı, klasik sorunlar bunlar. Hı-hı. Bunların çözümüyle ilgili işler yapacağız tabii. Önce 6 aylık bir acil eylem planıyla başlayacağız. Hı-hı. Çünkü sizde de izledim şimdi televizyonda. Adana işte 300 milyon SSK borcunu ödeyemiyor diye yazdınız. Çok ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıyayız. İlk önce 6 aylık bir acil eylem planı. Yani bütçeyle ilgili üretim yapabilir. Çok borçlu olduğu için yani belediye uygun bir... Ne yazık ki tabii, hani borç öyle kendiliğinden çıkmıyor. Yani bizden önceki belediye başkanları da ciddi yatırımlar yaptılar. Mesela metronun borcu daha ciddi bir biçimde Adana'nın üstünde. Onun üstüne yatırımlar falan... Bir dakika. Sevgili Türkiye'm, fark ediyor musunuz? Söylemler yapıcı. Rakibi için bile kardeşim diyor. İşte Adana böyle bir şey. Sahada müthiş bir rekabet, heyecanlı bir yarış var. Karış karış dolaşıyorlar her iki kişinin de isimleri. Ama burada bakın, söylemler son derece dikkatli. Hüseyin Sözlü de böyle. O da rakip için kardeşim diyor. İyi olan kazanacak diyor. İşte ben bunu arıyorum. Adana kardeşliktir diye slogan yaptı. Ben bunu arıyorum işte, evet, bunu arıyorum, evet, ben. Çünkü iyi olan kazansın diyor. Evet. Peki bana biraz ittifakı anlatın. Şimdi Zeydan Bey, biz yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Artık hiçbir parti, biraz evvel dedim ki, nasıl ki Cumhur İttifakı'nı kurmak onların hakkı ise, nasıl ki helal ise... Evet. AK Parti ile MHP geçmişte birbirlerine neler dediler ya, neler dediler. Evet. Ama mecbur. Evet. Bugün artık siyaset ittifak yapıyor. Işte. Siyaset. Dün dünür, bugün bugündür. Ama günümüzde de onların da CHP'li İyi Parti'ye böyle bakması gerekir. Evet, onlar da ittifak kuracak. Çünkü hiç kimse tek başına ittifaksız artık iş başına gelemez. Evet. Bana birazcık Adana yerelinde ve Türkiye özelinde şu ittifakı bir anlatın. Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde İyi Parti ile resmi ittifak kurdu. Başka bir siyasal resmi partide... Resmi ittifak olmuyor da işbirliği diyorlar onlara. İşbirliği ama sonuçta resmi yani. Her iki... Anlaştılar kim nerede aday çıkaracak, bir yerde çıkarttı öbür tarafta çıkartmayacak. Bazı anlaşmadıkları işlerde iki parti de birden aday çıkarttı. Bunlar anlaşarak oldu yani. Evet. Bir başka partiyle bu anlaşmalar olmadı. Ama tabanda çok ciddi büyük bir ittifak var. Yani Kürtlerinde, Türklerinde bir sürü kitlenin oy verdiği bir ittifak var. Hani sandıkta... Bunun ötesine geçti bu iş. He. Bunun ötesine geçti. Esas ittifak altta, tabanda oldu. Tabiatıyla bakın, mesela Adana'yı anlatayım. Şimdi hayır, bizim oyumuz %25. Evet. Oysa benim oyum araştırmalarda %55'in üstünde çıkıyor. Belki %60'a yakın oy alacağız. Peki 25'ten 60'ı çıkarttığın zaman gerine kalıyor? Geriye 35'lik bir kesim kalıyor. Nereden geliyor bu, değil mi? Bu nereden geliyor? Yani nereden bu sadece geliyor? Kürtlerin oyu değil.
Burada ciddi AK Partilerin, ciddi MHP'lerin, ciddi İYİ Partilerin, ciddi Demokrat Partilerin bir sürü insanın oy verme temayülü var. Ona yani bu ciddi bir taban ittifakı var. Bu ittifak öyle bir ittifak. Dün akşam Habertürk'te hani bunu, çıktı. Bunu başka bir şeye çekiyorlar, başka bir yöne çekiyorlar ama bunların hiçbirisi doğru değil. Kaldı ki insanlar buna çok aldırmıyorlar, inanmıyorlar da. Dün akşam Habertürk'e çıktı Didem Aslan'ın programına. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gerçek ittifak dedi, sandıkta olacak zaten, halkımız yapacak, demokrasi ittifakı dedi. Ama öyle zaten, öyle zaten. Adana'dayız, 5 Mart 2019, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Muhteşem bir manzara. Sakıp Ağa'yı da, Sakıp Sabancı'yı da bir kere daha rahmetle anıyorum buradan efendim. Ve Millet İttifakı'nın ortak adayı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar konuğumuz. Türkiye'yi ilgilendiren bir soru sormak istiyorum. Yönetmenimden Serdar'dan rica etsem. Serdar, şu güzel Adana ama bir taraftan da bu Yüreğir'den başlayarak şöyle kötü kentleşme var. Nereye gitsek o? Verebilir misin görüntüye? Başkanım bir takip eder misiniz? Bakın. Türkiye'mizin neresine gitsek, ne kadar güzel kentlerimize gitsek de mesela Urfa, Bursa, İstanbul, bakın efendim bir tarafıyla tabii Adana'mız çok güzel ama bir tarafıyla yalnızca bunun adı ibaret değil efendim, bakın son derece daha güzel olması gerekir. Evet. Yani şu sorumu şöyle sormak istiyorum, bakın mesela Yüreğir'e gittik, evet. Arka mahallelere gittik, çarpık kentleşme ve betonlaşma böyle düzenli, mesela böyle bir sahilde Mersin'de de bunu gördüm maalesef. Çok daha güzel bir yapılaşma olmalı. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bana bunu bir anlatın. Şimdi Adana 1950'lerden itibaren bütün Türkiye'de olduğu gibi ciddi göç aldı. İlk önce köyden, 80'lerden sonra doğudan. Evet. Yığma binalar, mühendislik desteği almadan üst üste, evet, yan yana, çıkmaz sokağı çok olan, çok dar sokağı olan bir yapılaşma oldu. Hı. En küçük bir afette aslında çok ciddi mal ve can kaybının olacağı bir mahalleler oluştu. Sizin de gördüğünüz, evet, gibi. Bunların dönüşmesi gerekiyor. Hani dönüşüm yerindeyse güzeldir. Hani portakal bahçesine inşaat minşaat yaptılar, dönüşüm dediler ona ama oysa öyle değil. Mesela karşıda bir Sinan Paşa var, Ziya Paşa var, Fatih var, Barbaros var. Yani böyle çok mahalle var demin bahsettiğim gibi. Bunların kesinlikle dönüşmesi gerekiyor. Fakat bu dönüşüm o kadar zor ki. Zor. Orada göçten gelmiş, işi aşı olmayan insanların evini yıkacaksınız, yeni bir ev yapacaksınız. Ve onlara ev vereceksiniz, borçlandıracaksınız. Bu insanlar bu borcu ödeyebilir durumda olmadıkları için çok kolay ikna etmek mümkün olmuyor. Biz şimdi orada şöyle bir şey düşündük. Yasal bir zemin bulursak bir mahalle fonu kuracağız. Mahalle fonu? Mahalle fonu. Heh. Yani yatırıma ayırdığımız bütçenin %10'unu, evet, vatandaşa destek olarak vereceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bu mahalle dönüşmeli. Bu halde olamaz. Allah korusun bir afet olduğunda hepiniz yanacaksınız. Mal ve can kaybı çok olacak. Bu dönüşmeli. Evvela halkı ikna edeceğiz. Diyeceğiz ki biz şöyle bir fon ayırdık, bir bölümünü biz şey taşın altına alımıza koyacağız ama siz de borçlanacaksınız. Sonuçta size uygar, depreme dayanıklı, gerçekten yeşili daha fazla, otoparkı olan, yürüme yollarının, spor tesislerinin, hani modern bir kentte yaşama imkanı sağlayacağız size. Bu yani halkı... Mesela Seyhan'da böyle bir çalışma yaptınız mı? Gayet tabii, bizim 8 projemiz var. Heh. Birinin temeli atıldı Barbaros, öbürleri çok geç onandığı için yapamadık. Biliyorsunuz en talihsiz dönem bizim dönemimiz. 6 seçim yaşadık biz. Her seçimde bürokrasi duruyor. Bizim bir projemiz erken onandı ama 6 projemiz çok geç onandı. Ama şimdi onu yetiştiremedik. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirseniz peki yapabilecek misiniz? Tabii. Bakın ben size söyleyeyim. Heh. Ziya Paşa'yı, Fatih'i, Sinan Paşa'yı, Köprülü'yü, Yenibey'i, Mestenzade'yi, Barbaros'u çözeceğiz. Peki. Çözeceğiz. Bir de bu şart, yani Adana'nın dönüşmesi için şart. Adana dünyanın, lütfen, en güzel memleketi. Kentlerimiz şu güzel tabiata olsun. Bakın ya. Tabii. Nehrin ortasından 11 ay tertemiz akan bir nehir. Şu doğal güzellik nerede var? Tabii yok. Bu göl, bir İstanbul'da İstanbul Boğazı, bizim de burada gölümüz. Yani İnanın bakın. Bunları değerlendiremiyoruz. Ne söylüyorum? Hani çok seviyorum. Aşığım, evet, ya buraya. Evet. Efendim bakın, böyle bir kent bir başka ülkenin, daha bilinçli bir ülkenin elinde olsa dünya kenti olur. Adana'nın dünya kenti olur. Siz... İzmir'de böyle biliyor musun? Tabii dünya ki, kenti olması tabii lazım. Tabii ki. Ben bir şey söyleyeyim Adana'da. Bakın Adana bir turizm kenti değil. Adana eskiden tarım kentiydi, sanayi kentiydi, onun oluşturduğu ciddi bir ticaret kentiydi. Evet. Dolayısıyla işi aşı olan mutlu insanların kentiydi. Şimdi tarım para etmiyor. Sanayi geriledi. Dolayısıyla ticaret de etkilendi. Peki Adana, bakın 50 kilometre ileride deniz var. 50 kilometre ileride yine deniz var, evet, yumurtalı, lagünler, evet, efendim söyleyeyim, flamingoların %20'sinin geldiği yer, harika, turizm için biçilmez kaftan, dünyanın en güzel sahillerinden bir tanesi, en sağlıklı sahillerinden bir tanesi, müthiş kum var, 50 kilometre çıkıyorsunuz, dağ var,
ciddi kayak turizmi. Peki merkez dünyanın en önemli üç ovasından bir tanesi Çukurova. Peki siz ne yapacaksınız? Mesela söyleyeceğim. Bunun için ne yapacaksınız? Söyleyeceğim şimdi. Ha. Artı Adana. 10 bin yıllık tarihi olan bir kent. Ciddi tarihi kent aynı zamanda. Burada bakın şu köprü. Adana evet. Köprübaşı dediniz ya. Tabii. 2000 yıllık köprü. Dünyada tek ayakta kalan köprülerden bir tanesi. Misis. Lokman Hekim'in ölümsüz kitabının düşürdüğü yer. Antik kent. Misis. Harabeleri. Anavarza. Kozan Kalesi. Hani o kadar çok tarihi zenginliğimiz var ki bizim. Anavarza. Şaşırdım. Ben de yeni öğrendim. 3 Efes gibi yer varmış. Biri Anavarza. Efes ne kadar turist alıyor? Dünya kadar turist alıyor. Anavarza'yı unutmuşuz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Heh. Artık gastronomi. Geliyorsunuz. Kebap çok baskın bir lezzet elbette. Herkes kebap konuşur ama Adana kebaptan ibaret değil. Adana'da olağanüstü güzel lezzetler var. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Annemle de dün konuştuk. Anneme de sözüm vardı. 5-6 Nisan'da annemi de getiriyorum. Portakal Çiçeği Festivali'ne geliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak misafirimiz olursan bizi onurlandırırsın. Sağ olun. Size ben mutlaka geleceğim onu söyleyeyim. Evet. Bakalım evet. Seçimden şimdiden, ne çıkacak. Şimdiden, evet. Bir şey soracağım bir dakika. Evet. Sevgili izleyenlerim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasına girdik. Size bir duyuru yapmak istiyorum. Başkana da bunu sormak istiyorum. Kadının toplumsal hayatta güçlenmesi en temel verdiğimiz konulardan bir tanesi. Kız çocuklarımızı okutarak başlayacağız. Evde kız ve erkek çocuklar arasında eşit. Daha sonra onların okuduktan sonra da istihdama katılımlarını sağlayacağız. Kadın ve erkek eşitliği. Ve yarın Canan Güllü, Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı gelecek. Demokrasi Meydanı'na katılacak. Ondan sonraki gün, Perşembe günü, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gelecek. Onunla da emekçi kadını konuşacağız. Nazan Moroğlu hocamıza da konuştuk. 8 Mart'ın programını kendisinden aldım. Yani hafta boyunca bu konuları gündeme taşıyacağım. Başkanım, evet. İki temel soru benim için. Ben bir şey söyleyeyim tamam. Bizimle ilgili. Buyurun. Şimdi Tepeba. Evet. Göbekli Tepe gibi bir höyük. Onu siz kazıyı bitirip Adana'nın tarihini ortaya çıkarttığınız zaman, demin ki dediğim tarih dokularla birleştiğiniz zaman, gastronomiyle birleştiğiniz zaman, alın size bir tarihi kent, gastronomi kenti ve turizm kenti. Bu kente şu anda 100-200 bin civarında turist geliyor. Milyon üstünde turist gelir. 1 milyon olması lazım. 1 milyon üstünde olur ve çok ciddi sisteme katkı koyar. Demek ki şunu anlıyorum ben. Evet. Siz seçilirseniz turizmi, Adana turizmini temel mesele haline getireceksiniz. Evet tabii. Sağlık turizmi bir. Çok güzel sağlık testlerimiz var. Gastronomi turizmi 2. Hani deniz turizmi 3. Dağ turizmi 4. Tarihi turizm 5. Demek ki bunu önceleyeceksiniz. Evet. Evet. İlçelerimiz de çok efendim, zengin. Kadın. Konu. Kadın evet. Ve kadının istihdama katılımı. Şimdi. Kadının istihdama katılımı için kreşler açılması. Evet. Ben bunu Hüseyin Sözlü'ye de soracağım. Kreşler açılması çok önemli bir proje efendim. Ya çünkü çalışan kadını desteklemek istiyorsak. Hemen kadının söyleyeyim. Çocuğu. Bu, anlatın hemen, hemen söyleyeyim. Seyhan'ı kreşlerle tanıştık. Türkiye'nin en modern ve en kapasiteli kreşler bizde ve Çankaya'da. Tamam. Yani her kreş 220. Kaç kreşiniz var? 5 kreş, bizim açtığımız kreş var. 3 kreşimizde SMR'lerin altında. Adana Büyükşehir'de kaç tane var? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Var mı yok mu onu bilmiyorum. Ben bildiğim 2 tane var. Onu ben bilmiyorum. Soracağım şimdi, ama. Şimdi daha çok kreş açmalıydık. Çünkü kadının çalışmasına biz de çok önem veriyoruz. Hani belediyeye ait kreş yoktu. Kadın iş bulduğunda ve asgari ücretle çalıştığında çocuğunu kreşe bırakırsa bütün ücreti kreşe gidiyor. Evet. Özel kreşler çok pahalı. Biz oradan kaynaklı kreş açtık ve asgari ücretin 1/5 fiyatında. Çok iyi. Tabii. Çok emin iyi. Ellerde rahat ediyor, kreş bırakıyor. Şimdi biz kadının çalışmasına, kadının sosyal hayatta olmasına, çok kadının iyi. Siyasette olmasına, kadının yönetici olmasına çok önem gösteriyoruz. Hı. Çünkü kadını uygar olmayan, kadını buralarda iş hayatında, sosyal hayatta, siyasal hayatta olmayan ülkelerin müreffeh ülke olma şansı ve ihtimali yoktur. Bu bizim ulu önderimiz Mustafa Kemal tarafından söylenmiştir. Hani kadın erkek gibi eş ve eşit değilse, uygar değilse o ülkenin uygar olma şansı yoktur. Ülkeyi uygar yapmak istiyorsanız kadını da erkeğin seviyesine çekeceksiniz. Buradan tarıma geçelim. Şimdi evet. Ben nereye gidersem gidelim. Biz Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Bu arada Türkiye'm önümüzdeki hafta hangi iki ile gelmemizi istiyorsanız bize lütfen yazınız diyorum. O anonsör. Çünkü evet. Halkımıza küçük anketler yapıyorum. Tarım, Zeydan Bey. Bakın, çiftçi artık para kazanamıyor. Ürettiği üründen geçimini sağlayamıyor. Bana, ben belediye başkanlarına hep bunu soruyorum. Bana bunu anlatın. Çiftçimiz için, köylümüz için ne yapacaksınız seçilirseniz? Evet. Şimdi dedik ya, hani 1990'larda tarım kenti, sanayi kenti, evet. Tarım çok ciddi bir gelir. Tarımı hafife alıyorlar.
Yani Hollanda'nın tarım ürünlerinden 118 milyar dolar ihracatı var. Çukurova. Hollanda'dan daha büyük bir yer. Ve demin de söyledim, dünyanın en önemli, en verimli 3 ovadan bir tanesi. Ama ne yazık ki ürettiğinizi satamıyorsunuz. Bir araya bir şey girmem gerekiyor. Çok özür, çok özür. Sözünüzü balla kestim. Tarım Bakanı, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker aradı beni. Geçen gün Ece Güner Toprak'la yayınımdan sonra tarımdan bahsetmiş. Evet. İsmail Bey dedi, tarım konusunda doğru söyledikleriniz de var ama dedi, mesela Hollanda konusunda yanlış biliniyor. Dedi ki, Hollanda'nın bu bahsedilen rakamı sadece tek başına ihracatı değil dedi. O dedi, bir takım tarım ürünlerini getiriyor yurt dışından, yani onları işliyor. Ondan sonra yurt dışına satıyor. Bu da dahil buna dedi. Bu bilgiyi sadece ama, vermiş oluyor. Tabii ama ne kadar güzel. Sonuçta ham madde alıyorsunuz, işliyorsunuz, satıyorsunuz. Yani o sanayileşmiş olduğunuzun güzel bir anlamı. Yani tarımda da sanayileşmek. Biz tarıma sahip çıkamıyoruz. Peki. Şimdi burada affedersiniz o tekseniz biter derler ya öyle bir memleket adına. Şimdi portakal dalında kalıyor, karpuz çürüyor, kavun çürüyor, domates çürüyor. Heh. Yani alabildiğine her şey çürüyor. Dün Çiftçiler Birliği'ndeydim. Diyorlar ki Adana'da yetiştirdiğimiz ürünlerin %20'si heba oluyor. Satamıyoruz. Ay yazı. Bir değer. %20'si. Tabii İstanbul'u doyuracak meyve sebze çürüyor diyorlar. Şimdi biz yani kooperatifler aracıyla üreticiye sahip çıkacağız. Ben köylere dedim. Köylerin durumu felaket. Köylerde insan kalmayacak. Köyler şehre akacak. Şehir her göç problem biliyorsunuz. O sorunu orada çözerseniz, çiftçiye sahip çıkarsanız, üreticiye sahip çıkarsanız o orada yaşamaktan mutlu ve memnun. Bir, kooperatifler kurarak evvela hayvancılığa el atacağız. Soğutucu yapıp sütünü biz alacağız. Seyhan'da yaptınız mı? Seyhan'da yapmadık, Büyükşehir'de yapacağız. Büyükşehir'de yapacağız. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nı işlevli hale getireceğiz. Orada laboratuvarlar kuracağız. Daha az gübre, ilaç kullanarak daha fazla verim almasını sağlayacağız. Bir ziraat mühendisi ordusu kurup çiftçiyle birlikte çalışacağız. Yani o oradaki kuruluşlarla birlikte olacağız. Yani neredeyse her ürüne sahip çıkacağız. Biz ürünleri satın alma garantisi vereceğiz. Bunu mesela tire yaptı. Biliyorsunuz. Süt. Süt de yaptı. Model. Meyve de ve sebze de yaptı. İzmir örneği var. Eskişehir örneği var. Aydın örneği var. Çok iyi. Bunu bizim belediyelerimiz yaptı. Onların aynısını yapacağız. Daha da geliştireceğiz. Yani kooperatifleşmeye mi yapacaksınız? Gayet tabii. Gayet tabii. Şimdi bunu biraz daha anlatın. Çünkü Türkiye bunu gündem olsun istiyorum Zeydan Gayet Bey. Tabii şimdi. Tarım bir numaralı konu olsun istiyorum. Tarım buranın vazgeçilmezi. Evet. Tarım vazgeçilmezi. Her ektiği değerlendirilebilirse, satılabilirse bu memleketin geliri de azalır. Bakın eskiden Adana'da, buğday hasadında, karpuzda, portakalda, pamukta insanlar çocuklarını evlendirirlerdi. Çarşı gülerdi, esnaf gülerdi. O zaman alışveriş yaparlardı. Şimdi demin de söylediğiniz gibi hasat oluyor. Borcunu ödeyemiyor çiftçi. Şimdi buğday 98 kuruşa alıyoruz çiftçiden, 138 kuruşa dışarıdan ithal ediyoruz. Ayçiçek hasadında dışarıdan ayçiçek ithal ediyoruz. Bu çiftçiye sanki garez gibi oluyor. Abi sadece bizim işimiz değil tabii. Bu şu, merkezi hükümetin de yapması gereken bir şeyler var. Şu sözü verir misiniz bize? 31 Mart'ta seçilirseniz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, her yıl geliyorum takip edeceğim. Tarım ve üretici bir numaralı konum olacak der misiniz? Gayet tabii. Öyle mi? Gayet tabii. Adana ciddi bir tarım kenti. Ve bu tarımın para etmesini sağlamak lazım. Milli gelirin artması, Adana'nın gelirin artması açısından da öyle. Üreticiye sahip çıkacağız. Bakın ben belediye başkanı olduğumda portakal dalda kaldı. Ben bütün belediyelere çağrı yaptım. Dedim ki her belediye gücü oranında narenciye satın alsın. Şimdi narenciye dalında kalıyor ama vatandaş yemiyor. Yiyemiyor. Yani ucuz meyve bile yemiyor. Ne olmuş? Bu da bir sosyal belediyecilik. Alın, halka dağıtın. Biz soğan dağıttık, millet bizden. Evet, hani, ben onu haber yaptım. Siz de haber yaptınız onu. Haber Çünkü yaptınız. Adana yerel gazeteleri manşet yapmıştı. Şimdi ben de bunu çuval çuval patates soğanları dağıttım. Çiftçiyi öldürürseniz, çiftçi üretemez hale getirirseniz domates 6 lira olur. Soğan 6 lira olur. Patates 6 lira olur. Halk alamaz duruma gelir. Bu çiftçinin suçu değil ki. Üretmesini sağlayacaksınız. Belediye başkanı bu konuda çalışabilir. Gayet tabii. Büyükşehir Artık tip belediye başkanlığı modeli kalkacak ortadan. Yani temizlik yapan, park yapan, efendim söyleyeyim, yol konser yapan. Konser düzenleyen. Yok, konser de tabii. Yani tabii ki kültür de yapacak. Yapsın. Kültür, kültür sanat bakın önemli. Tabii. Kültür merkezleri kur. Tabii ki önemli. Popçuyu çağırıp bilmem ne falan. O değil belediyecilik. Şimdi Adana kültür ve sanat kenti olağanüstü sanatçı yetiştirmiş. Evet. Kültür adamı, yazar, çizer yetiştirmiş. Ciddi bir kültür merkezi yok mesela. Tabii bak işte mesela kültür yapmak merkezi lazım. Biz Seyhan Belediyesi'nde hani eski usul belediyecilik yapmadık.
Ben belediye başkanı olur olmaz dedim ki yol yapan, park yapan, iyi temizlik yapan bir belediye başkanlığını belediye başkanlığı yapıyor saymam dedim. Ve oradan çıktık. Hani çiftçiye, tarıma, engelliye, çocuğa, kadına, her kesime sahip çıkan belediye başkanlığı peki yaptım. Zeydan kenti Bey. De, özür dilerim. Kenti de dönüştüren bir belediye başkanı olmasınız. Peki. Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra sizin rakibiniz ve kardeşim dediğiniz Hüseyin Söz de geldi. Son bitti bir cümle. Mi? Şöyle Adana'ya ve Adana'dan da Türkiye'ye bir cümle, bir şeyler söyleyin son olarak. Ne söylemek istersiniz? Seçime 26 gün kaldı. Evet. Bu seçimin tabii barış ve demokrasi içerisinde geçmesini istiyorum. Halkımız net teveccüh gösterirse ona saygı duyacağız. Huzurlu, demokratik bir hukuk devletine kavuşmak istiyoruz biz demokrasi. Adana ama yerelden böyle çıkacak demokrasi öyle mi? Evet tabii yerelden çıkacak demokrasi. Adana'da zaten demokrat bir kent. Demokrat bir kent. Baskılara eğmez. Rakibinize ne sorayım Hüseyin Sözcü'ye? Ne sorayım? Bilmiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Fazla üzmeyin derim. Sevgili izleyenler bana biraz izin verirseniz çok üşüdüm. Gerçekten çok üşüdüm. Şurada bir parça ısınmam gerekiyor. O arada da Hüseyin Sözcü'yü karşılayıp huzurlarınıza getireceğim. Ben size özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için demokrasi Adana'ya, güzel kardeşlerimize, dünyanın en güzel insanlarına seslenme imkanı verdiğiniz için. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Allah'ın adamıyık. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. 18 Mart'ta nereden çıktı, nasıl oldu? Çanakkale'den size sesleneceğim. Peki. Sağ olun.